Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ala ve in'amillahi ve iftali evlu billahi meş'et ala racimi bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın izniyle fütuhat-ı Medine'nin 2. cildinin 22. cüzündeyiz. Araçların mantığına göre işleyişi inceliyor olacağız. Araçların mantığına bağlı olan 16 ders, böylelikle 2. cildimizin bu bölümünde ikinci kısımdan yola devam ediyor. Bir aracın işleyici sürece nispet edilir. Çünkü bir araç kendi süreciyle beraber ortaya bir işleyiş koymaktadır. Süreç bir şeyin varlığından değişeceği ana kadar ki geçen süre, işleyiş bu sürede gösterdiği etkiler, tepkiler, ondan beklenen özelliklerin hepsini vermesidir. O halde Burada bir incelik vardır süreç ve işleyiş arasında. Bu inceliği beyan etmekte Futuat-ı Medine'nin vazifesidir. Süreç işleyişin gereğidir. İşleyiş sürecin gereğidir. Bu iki gereklilik birbirini sürekli olarak takip etmektedir. Tarih tekerrürden ibarettir söylemi aslında süreçle işleyişin birbirini tamamlayan gereklilikleri olduğuna dair bizim aklımızda kalabilecek en güzel örneklerden biridir. Bir anda tarihin içerisindeki bir bölüm bir araçtır. Bu aracın bir süresi vardır. Yani süreçledir. Bir diğer taraftan yaşanan olayın her türlü özelliklerini bir elden geçirsek bir işleyişi vardır. Ve bu işleyiş bu süreçte yeni bir gerekliliği doğurur. Yeni bir gerekliliğin yeni bir süreci başlatır. Bir bakarsınız ki aynı biçimlerle birbirini takip, etmektedir ve hepsi bir araya geldiğinde tarih verir. Bu büyük kavramların gitmezden evvel aracın içerisindeki mantığına göre olan bu işleyişi anlamak her iki gereklilikte de birbirinden bağımsız olarak birbirini çeviren çarklar olarak çalıştığını bilmek gerekliliğini... bizlere hatırlatır. Evet bunlar bir çark gibidir birbirlerini tamamlamaktadır ve bu tamamlanma sürecinde bizler işleyişle süreç arasındaki bağlantıda bu aracı kullanabilir hale geliriz. İşleyişi bu gereklilikle sürdürebilmek aracın tam anlamıyla tanınmasını gerektirir. Kullandığımız tüm araçları soyut, somut, anlaşılabilir, anlaşılması gereken bütün araçları ki aracın ne olduğunu ifade ettiğimiz için devam ediyorum. Burada bizim tanıma mecburiyetimizi doğurur, tanımadıkça kullanamayız. O zaman tam anlamıyla tanımak aynı zamanda aracın işleyişinden haberdar olmayı da gerektiriyor. Kimi araçlar bu noktada işleyişiyle tanınır, kimi araçlar süreciyle tanınır, kimi araçlar da gerekliliğiyle tanınır. Bir işleyişte süreç arasındaki gereklilikten aracı anlamak sonuç olabiliyor. Yahut o süreçten anlayabiliyoruz ya da işleyişten anlayabiliyoruz. Bunları anlamak üçünü birden mümkünse hiç bete kapı aralar. İki tanesini en az anlayabilir olmak ilim adamı olmaya işaret ettiği gibi birini anlamadığınız anda gerçeklikten kopmaya başlarsınız. Araçların işleyişinin kısımları var elbette. Ana kısım, tamamlayıcı kısım, ek ve yan kısım. Bir güneşin doğuşla batışı arasında geçen süreçte işlerliklerinin tamamı ana bir süreçte anlaş, ana bir İşleyiş anlaşılmaktadır. Güneşi gördüğümüz anda bu aracın varlığının kendisini bütün olarak görülmektedir. Bir diğer taraftan da tamamlayıcılar vardır. Bu güneşin varlığı altında, bu güneşin işleyişine destek olan bir başka araç, örneğin bir dağın yamacı bir araç olarak düşünürseniz, tamamlar oradaki iklimi tamamlayıcı olmasıyla tanınır. Bir diğeri ektir, o yamacın içindeki kulübe gibi. Bir diğeri ise yandır, o kulübenin içindeki soba gibi. Süreçten bakınca güneşle birbirini ana, tamamlayıcı, yan ve ek olarak araç kavramının mantığını kavramada bir yolculuktur bu. Elbette ki bir dahaki bölümlerde de bu mantığı daha derinlerine gittikçe daha iyi anlamaya çalışıyor olacağız. Bir diğer taraftan, İnşa vazifesinde devam ediyor olacak. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.